Elektrik Türkiye için son derece önemli bir gündü. Yenilikçilik, yani inovasyon, firmamızın genlerinde 1890'dan beri olan, mirasında olan bir şey. Türkiye'de de imzaladığımız anlaşmalarla, stratejik iş birliktelikleriyle, yaptığımız yatırımlarla ve tüm paydaşlarımızla, çalışanlarımızla, müşterilerimizle paylaştığımız bu anlamlı günle gerçekten bizim için çok önemliydi. Katılım bizi son derece memnun etti. 300'ü aşan, 400'e yaklaşan sayıda paydaşımız, iş ortağımız, müşterimiz bizimle inovasyon konusunu irdelediğimiz bu günü paylaştılar. Gerçekten müteşekkiriz. Yenilikçilik aslında sürdürülebilir olduğu zaman anlamlı. Gerçekten bu konuda sürdürülebilir yatırımlar yapılmasının gerekliliğine ben inanıyorum. Bugünkü açılış konuşmamda da onun altını çizmeye gayret ettim. Bir kere burada bunu biz bir iletişim ağı olarak görüyoruz. Yani sadece bizim yaptığımız ya da herhangi bir yerde yapılan bir olay olarak değil, bütün yapılanların bir entegratörü, bir birleştiricisi rolünü oynadığımız bir olay olarak görüyoruz. Bugün yine açıklamasını yaptığım Genel Elektrik Yenilik Merkezi çok önemli bir rol oynayacak. TÜBİTAK'la ve Marmara Araştırma Merkezi ile yaptığımız anlaşmalar çok önemli bir rol oynayacak. Marmara Araştırma Merkezi'nin yanı sıra diğer akademisyenlerle, üniversitelerle iş birlikteliklerimiz çok önemli rol oynayacak. Daha bugün burada bu açıklamalarımızın arkasından pek çok müşterimiz, paydaşımız, iş ortağımız gelip beraber ne yapabiliriz diye sordular. İşte bütün bunlar bir araya gelince, noktalar birleşince ve biz bir bağ dokusu olarak hareket ettiğimiz zaman ortaya sürdürülebilir bir yenilikçilik ortamı çıkacak. Bunun yanı sıra hükümetimizin de bu konuda çok önemli çalışmaları var, önemli teşvikleri var. Üniversitelerimizin sayısının artması kadar akademisyenlerimizin de dünyaya entegre olma çabaları, akademisyenlerimizin yayınlarının artması, çeşitlenmesi de çok önemli rol oynayacak. Hepsi bir arada sürdürülebilir bir ortam yaratacak diye düşünüyorum. Birincisi altyapı yatırımları, ikincisi yenilikçilik, üçüncüsü yerelleşme. Hedeflediğimiz sektörler Genel Elektriğin dünyada da Türkiye'de de güçlü olduğu sektörler olan havacılık, ulaşım, sağlık ve enerji. Enerjide altyapı yatırımlarının yanı sıra sürdürülebilir enerji, özellikle rüzgar ve enerji verimliliği, yani LED teknolojileri bizim için öncelikli alanlar arasında olacak. Bugün Dünya Başkanımız Sayın Jeff Immelt'te konuşmasında altını çizdi. Yenilikçilik olmadan, sürdürülebilir inovasyon olmadan bir ülkenin gerçekten dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması çok güç. Yaklaşık 10-11 yıl önce 3 aşağıya 5 yukarıya aynı temelden başladığımız Güney Kore Cumhuriyeti'ne baktığımız zaman onların vardığı nokta bizim 10 yıl sonra varmak istediğimiz nokta. Aynı temelden başlamıştık. Aşağı yukarı aynı gayri safi milli hasıladan başladık. Birbirine mukayese edilebilir bir nüfus büyüklüğümüz var. Benzer coğrafyalarımız var. Her iki ülkenin de doğal kaynakları az, fosil yakıtları yok, öyle söyleyeyim. Onları bizden daha ileriye götüren şey hem devlet, kamu, hem özel sektör tarafından yeniliğe yapılan yatırım ve özel sektörün devlet gücüyle inovasyona ve globalizasyona yönlendirilmiş olması. Bugün baktığımız zaman Samsung, Hyundai, Daewoo, LG bütün dünyaya yayılmış çok güçlü markalar. Birbirleriyle rekabet etmeden ama birbirlerini tamamlayarak devletle güç birliği içerisinde
büyük bir atılım gerçekleştirdiler. Bu da Kore'yi bizden daha önce, bizden daha ileriye götürüldü. Bu modelden Türkiye'ye adapte edilerek çıkarılacak dersler olduğunu düşünüyorum. Bu işin bir boyutu. İkincisi de Türkiye'nin dünya pazarlarına bakıp kendisinin sadece yenilikçilik için yenilikçilik değil de rekabet gücünün nerede olduğunu bulması lazım. Yani her şeyi yapmak çok önemli. Hepsinin bütçe açığını azaltmaya faydası olur. Hepsinin ithalat ihracat dengesini sağlamaya faydası olur. Ama dışarıda satamadığınız bir mal veya dışarıdan içerideki maliyetinizden daha ucuza temin ettiğiniz bir mal aslında çok mantıklı bir yenilikçilik veya yerelleştirme değil. Bizim kendimize rekabetçi ve Türkiye'yi farklılaştıracak bir alan bulmamız lazım. Sağlık turizmi çok güzel bir alan. Hizmet ihracatı. Sayın Ekonomi Bakanımız da bunun sık sık altını çiziyor ama gerçekten bu çok önemli. Bunun gibi şu an aklıma gelmiyor ama pek çok alan var. Dünyada bir boşluk var. Gerçekten Türkiye bunun altını nasıl doldurabilir? Bunları bulmamız lazım. Bunlara el birliğiyle odaklamamız lazım. Yabancı yatırımcı, yerli sanayici, hükümet, akademi işbirliğiyle sürdürülebilir yenilikçilik, sürdürülebilir yerelleşmeyle Türkiye'nin rekabet gücünü sadece Türkiye'de değil, sadece bölge pazarlarında değil, global markalaşma yolunda da kullanmamız lazım. Teşekkür ederim.